kimisine narkoz vurarak satmak zorunda kaldık. Enekler kalp krizi geçiriyor zannıyoruz. Meğersem beşim hep etmiş bunlara. Yani onu yıkamayan kurşun güçlendirmiş gibi, evet, değil mi? Evet, evet. Maşallah. Yani çok şeyler çektik, yaşadık. Bu ayakkabımızın üstünü yine durabiliyoruz. Şu anda sizi izleyen, bu yaşadıklarınızı evet, görüp de sizi izleyen her kim varsa bu dünyada ne ektiysek onu biçeceğimize de inanırım. Evet. Değerli Çiftçi TV izleyicileri, Bir Şehirli Çoban programından da herkese merhabalar. Bugün İzmir'in incisi Ödemiş'in Küçük Avulcuk mahallesindeyiz. Mükemmel bir aile işletmesindeyiz. Bugünkü işleyeceğimiz konu, evet arkamızda bir çeşit koyunları görüyorsunuz zaten ama bugünkü işleyeceğimiz konu aslında kadının gücü. Neden kadının gücü? Burada Tülay ablayla beraber iki tane pırlanta gibi bir kız çocuğunu görüyorsunuz ekranlarınızda. Onların ilginç hikayeleri de var ama bu ilginç hikayelerinde bizim dikkatimizi çeken hayvancılıkla ilgili muazzam derecede kat ettikleri yolu size göstermeye çalışacağız. Hani birçoğumuzun aslında buradan Kemal abime de selam olsun. Kemal abimin dediği iki bilezikle başladı da buralara geldi mevzusunun iki bilezik olmasa da 5 tane 6 tane dana ile başlayıp buralara geldiği bir işletmeyi anlatacağız size. Şimdi mikrofon Tülay ablamda. Tülay ablam başlasın. Ondan sonra da aslında Tülay ablamın hiç istemediği ama kızların zorla hayır biz bu işi sahipleneceğiz dediği Büşra var. İlahiyat mezunu. Kübra var. Hemşirelik okuyor. Onları da tanıyacağız ama Tülay abla ilk önce seni bir tanıyalım. Küçük Avucuk Köyü'nde küçüklüğümden beri enek hayvancılık yapıyoruz. Babamdan kalma bir meslek. Küçücük ben ilkokula giderkenden işte devamlı inek baktık. Bu zamana kadar devamlı hayvancılıkla uğraşıyoruz işte. Bundan sonra da böyle gider diyorsun. Bundan sonra da böyle devam ediyoruz. Nasıl bir şey? Hani hiç hayatında bu işten daha başka bir iş, mesela tarla takla falan işliyor musunuz? İşliyoruz. Hayvan üzerine şalgam ekiyoruz. Dar, sılajlık dar ekiyoruz. Bazen de patates ekiyoruz işte. Onların işlemesini sen mi yapıyorsun? Evet biz yapıyoruz. Süper valla maşallah. Şimdi mikrofonu bir hemen sıradan alalım. Onlar konuşmayacağız diye iddia ediyorlar ama ben konuşturacağım sizi. Program boyunca da sırf sizin üzerinize yükleneceğim. Bak açık ve net söylüyorum. Evet Büşra değil mi? Doğru bildim. Tamam. Büşra ile başlayalım. Büşra bir kendini tanıt. Ben Büşra Güler. 9 Eylül İlahiyat mezunuyum. Sen daha çok koyun kısmı ile ilgileniyorsun evet, herhalde. Evet, koyun kısmı ile ilgileniyorum. Onların bakımı, işte gezdirilmesi öyle. Çocukluktan beri sen de bu hayvancılığın içinde misin yoksa Tülay yengem sizi hiç sokmadı sonra biz mi gireceğiz? Yok. Mesela okuldan gelirdik gene bakardık hani şey yapardık. Ne güzel. Evet. Maşallah. Şimdi hiç konuşmayacağım diyen Kübra'ya verelim bir mikrofonu. Kübra sen bakalım tanıt kendini. Ben Kübra Güler. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi hemşirelik bölümü okuyorum. Bu sene dondurmak zorunda kaldım. Zorunluluğunu da bir söyle bakalım. Niye zorunda kaldın? Annem yarı felç geçirdiği için kaldım. Hayvanlara bakacak kimse olmadığı için. Aslında senin de işine geldi gibime geliyor. Çünkü program öncesinde biz konuşuyoruz. Hani gezerken bir ufak çaplı sohbette. Tülay ablam sürekli ya bunlara bir söyleyin bir gitsinler okul okudular veya okuyorlar gitsinler okullarında ne iş yapıyorsa onu yapsınlar. Ama iki tane kız kardeşimiz de öyle bir dirayetli bir şekilde hayır anne gitmeyeceğim diyor ki aslında bizim ülkemizde olmasını istediğimiz şey. Çünkü yavaş yavaş da yani bu kaçınılmaz son felaket tellallığı yapmamızın da bir anlamı yok. Yavaş yavaş da gıda krizinin eşiğine doğru gidiyoruz. Şehir hayatındaki bütün herkes aslında şuraya özeniyor. Ama ne hikmetse Tülay ablam da çocukları şehre yollamanın derdinde. Evet, şimdi çocuklar meslek sahibi olsunlar, hecaması bu yarın bunda inekçilik para kazanmaz onun için söylüyorum. Niye? İki gün sonra belki inekçilik daha da fazla para kazanacak. Senin şu elindeki koçun Türkiye'de olmadığı kaç yani isteyip de alamayan kaç yüz tane adam var sen evet, biliyor musun? Evet. Ama öyle. Bak ne güzel Büşra sıkı sıkı sarılıyor koça. Evet. Ama ben sana bir şey söyleyeyim şimdi eğri oturalım doğru konuşalım. Evet içinde bulunduğumuz hayvancılık zor günler geçiriyoruz. İşte doğru, siz burada doğru. Bir süt asıl işletme bu arada büyükbaş işletmesi. Evet. Yani burada rakam söylememizde bir sakınca var mı? Yok. Ne kaç tane hayvanımız var arkamızda büyükbaş?
100 civarlarında var işte. 100 civarlarında bir büyükbaş ki maşallah yani bugün benim diyen işletmede olmayan bir rakam. Evet. Biz burada bir süt hayvancılığı yapıyoruz. Evet. Bu süt hayvancılığı evet ülkemizde para kazandırmayan bir dönemdeyiz. Yem maliyetleri şunlar bunlar çok, ama. Çok. Ama emin ol ben 2 sene sonra 3 sene sonra bu işin de bir ülkemizde doktorluk veya ne bileyim memurluk kadar iyi yerlere gelebileceği olur canım, kanaatindeyim. Öyle, öyle dolu. Şimdi kendileri çalışacaklar. Yavaştan bir tarihini bir dinleyelim senden. Neler yaptın, neler ettin de bugünlere geldik. Biz 10 Temmuz'da çok kötü darbe yedik. Onun için bu kadar borçları ödedim. Hatta ineklerimin hepsini satmak zorunda kaldım. Şimdi 10 Temmuz öncesinde sizin hayvanlarınız vardı zaten. Doluydu. Hepsini zaten kimisine narkoz vurarak satmak zorunda kaldık. İnekler kalp krizi geçiriyor zannıyoruz. Meğersem beşim etmiş bunlara. Sattık ineklere. Onlar da evdeydi. Her şey evdeydi. Şimdi şöyle bir durum var. Burayı da açıklayalım. Evet. 10 Temmuz 2016 tarihinde. 2016 tarihinde. Tülay ablamızın eşiyle ilgili bir problem yaşadığından evet. dolayı eşi onu büyük ölçüde bir zarara uğratma uğruna evet. Çeşitli evet. sıkıntılı pozisyonlara sokmaya evet. çalışmış ama. Danılar vardı. Danıları sattık. Evdeydi paralar da. Onları da götürdü gitti. Her şeyi götürdü gitti. Hatta bir tane ceza da yemiyor şu anda. 6 senedir mahkemesi sürüyor. Daha da hiç cezasını yemiyor. Benim çocuklarımı öldürmeye kalktı. Zehir içirdi. Beni de zehir içirdi. Her şeyi, paraları, her şeyi, traktörleri, her şeyleri götürdü gitti. İlahi Ondan adalet. Sonra 1 trilyonu yakın babamın sayesinde borçları ödedik, her şeyleri ödedik. Şu anda bu ayaktayız işte. O da herhalde baba da evet. koronadan vefat etti herhalde. Koronadan vefat etti. Sen onu boş ver. Ayakta durabiliyor musunuz? Ayakta bak ne güzel 3 işte. Tane bayan. Evet. Gerçekten de bugünkü aslında bugün bu programı yapmamızdaki en büyük sebeplerden birisi de büyükbaş, arkamızdaki doğu frizler bunlar hepsi anlatılmaya değer hayvanlardır evet. ama sizin en nihayetinde bir kadının gücüyle ilgili evet. bir hikayeniz var. Evet. Ve bu hikayeniz de bence bütün Türkiye'deki kadınlara örnek olması gereken evet. bir hikaye. Evet. Anadolu kadını var. Ne çektiğini anlatıyor. Burada ne güzel okuyan kız kardeşlerimiz var. Evet. Okuyup da tekrar geri döndüklerini anlatıyorlar. Biz şimdi burada tamamen süt hayvancılığı yapıyoruz. Evet. Sütümüzü de normal mandıraya mı döküyoruz? Sütçülüğe alıp gidiyor buradan. Şu andaki süt fiyatınız nedir? Veriş fiyatınız? Süt fiyatımız kaç? 7500. 7,5 liraya süt veriyorsunuz. Evet. Kazanıyor mu abla? Kazanmıyor. Kazanmıyor. Yalnız biz ineklerimize memnunuz. İneklerle bir aile bağı içerisindesiniz evet. değil mi? Kendi tarlamızdan kalktığı için biraz işte döndürebiliyoruz. Mikrofonu bir alalım. Danaları, buzağları beslediğimiz için onlar bize kumbara gibi oluyor. Hani danaları satıp bir şeyler alabiliyoruz o zaman. Şimdi o da güzel bir şey. Başta da söyledi Büşra zaten. Hiçbir şekilde siz dışarıya yavru satışı yapmıyorsunuz evet, herhalde. Evet, buzağı satışı yapmıyoruz. Hepsini kendiniz besliyorsunuz. Hı-hı. Ondan sonra dediğin gibi aslında o kumbara gibi oluyor. Onun biriktirdiği parayı sattığınızda tamamen karınız sizin sattığınız buzağlar oluyor gibi oluyor. Öyle oluyor. Peki senin bu aile işletmesindeki hayvancılıktaki rolün nedir? Rolüm hepimiz bir şeyiz zaten. Bir evin şey birimiz kolonları gibiyiz zaten. Bütünüz. Birimiz olmadığı zaman... Direkt iş kalıyor mesela. Benim hani ayrı işlerim var. Herkesin ayrı bir işi var. Mesela sen ne yapıyorsun burada? Ben koyunların işi, buzağların süt emdirilmesi, suyu, yemi. Sonra bahçeye bir de aşağıda damımız var. Onların bakılması, edilmesi. Onlar, kardeşim mesela yem işini karıyor. Annem sağım işini yapıyor böyle. Senin yaş kaç? Ben 95'ciyim. 95 27 yaşı oluyor galiba. Büşra? Kübra, ben yine kaçtım. 2002'liyim. 2002'lisin sen de. Sen de 20 kaç? 19 yaşındayım. Aralık doğumlu olduğumdan dolduramadım. Aa, süper vallahi. Ne güzel. Sen durum ne? Sen bir de okuyorsun. Hadi abla okulu bitirdi. Ben seneye gideceğim artık. Geçen sene de sen yine okuyordun ama buraya geliyordun. Okuyordum ama online eğitim olduğu için. Aa doğru. Pandemiden dolayı gitmedin. Gitmedim. Bu sene pandemi de bitince bu sefer dondurmaya mı karar verdin? Abla ben sana baştan söyleyeyim. Kübra bir yere gitmeyecek. Yani bu bariz belli. Beni zorla yollamak istiyor.
Nasıl ilk sene bari uzaktan eğitim başarılı mıydı? Başarılıydı. Ben yine çalışabiliyordum. Sabahtan hani ineklerimize bakıyorduk. Sonra derslerim başlıyordu. Yapıyordum yine. Şimdi bu sorum ikinize de. Hani Allah nasip ederse bir gün evliliği, yani herkes gibi siz de inşallah yaşarsınız. Acaba siz koca adayını alıp hayvancı mı yapmayı düşünürsünüz, yoksa onunla birlikte onun neyi hayatı varsa oraya mı devam etmeyi düşünürsünüz? Bilmiyorum. Burada biz bizeyiz, kimse izlemiyor, boşver. Ne, mesela eşinin hayvancılıkla uğraşmasını ister misin? İsterim. He? İsterim. Yani sana daha doğrusu şöyle sorayım, 19 yaşındasın. Şimdi senin yaşıtların hemen hemen hepsi, hatta tatil sezonunda başladı herhalde. Görüyorum çünkü böyle herkes selfie falan atıyor. Denizden, havuzdan bilmem ne. Yani senin yaşıtların hepsi şu anda bir yerlerde eğleniyor, yiyor, içiyor, geziyor. Ben gezmeyi sevmiyorum ama. Hayvan seni daha mı mutlu ediyor? Nedir mesela? Hayvandan senin anladığın nedir? Anladığım kafa dağıtmalı değil de işte bir buzağı da olsa mutlu oluyoruz yani. Onunla uğraşmak iyi geliyor. Ne güzel. Aynı soruyu sana da sorayım. Şeyden başlayalım. Eş adayından başlayalım. Yani hayvancılıkla da uğraşsın ama kendini geliştirmiş biri de olsun. Hani gidip de hani mesela bir kitap okumaktır, hani şeydir, öyle şeyler de olsun hani. Yani demek istedim, kendini geliştirmiş modern biri de olsun ama bu tarafta da biraz şey olsun yani. Hayvancılık yapmayan bir eş olabilir ama şey yani biraz kendini geliştirmiş birisi olması gerekiyor. Sen gidersen kim uğraşacak bu koyunlarla? Kendinden bir gökyüzü. İşimiz espri tabii de yani işin şeyi gerçekten de böyle kardeşlerimizin olduğunu görmek, bilmek mutluluk veriyor. Benim de iki tane kız çocuğum var. Daha birisi 5 yaşında, birisi daha 1 yaşında ama emin olun yani Allah senden de razı olsun bu arada. Böyle güzel kızlar yetiştirmişsin. Emin olun sizin gibi kızlarım olsun isterim. Çünkü işte aslında şimdi anne olaya şey gözüyle bakıyor. Hani bizim bütün Türkiye'nin annelerinin perspektifiyle yani o bakış açısıyla bakıyor. Çocuğum kız ya da erkek sigortalı bir işi olsun, maaşı olsun. Sigortası olması önemli. Değil, sigortamız yatıyor zaten. Şey, süt otomatik faturası kesiliyor ya, otomatik kesiliyor zaten. Siz çiftçi bağ kurusu. Evet, aylık 3000 lira kesiliyor zaten. Oo, ne güzel. Aslında. Kesiliyor, bir daha artıyor. Artıyor, üstünden çekip geliyor sigorta binasından. Maşallah. Yani anne birazcık daha işin garanti kısmında ve uğraşmayıcı kısmında. Yani anneye göre bu işlerin hepsi uğraşıcı işler. Siz bunları ya biz elinizi yorulmayalım sürmeyin. İstiyor. İşte o birazcık daha böyle şehirli kızları gibi böyle benim kızım da böyle gelsin içsin gelsin tosun ama. Gezmez ki. Gezmesin ya, sen niye gezmeye gezmez bu kadar? Bak ne güzel kız ya, gitmeyeceğim diyor. Ama maşallah size. Hani en nihayetinde işte hepimiz görüyoruz. Siz de okumuşsunuz veya okuyorsunuz. Bizim ülkemizde üretmeden bir şeyin olmayacağını artık biz yavaş yavaş idrak etmeye başladık ki şehirden çok fazla insan köye dönmeye başladı. Öyle oldu. İşte ama hobi bahçesi, ama işte iki tane koyun, üç tane şeyle bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. İnektir, keçidir, bilmem nedir. Ama maşallah siz en azından eğitimlisiniz. İşletmeyle ilgili, bu işletmeyle ilgili hayalleriniz var mı? Onları alalım. Mesela bu işleyişten memnun musunuz? Şu andaki durumdan memnun musunuz? Ama ya işte Ömer abi, benim aklımda şöyle de bir şey var. Bunu da yapsam ya güzel olur. Bir yardımcımız olsa iyi olacak ama o da yok yani. Şu an çalışacak insan da yok. Hani o da doğru. Çalışacak insan bulamıyoruz. Soru yerler var. O da anlatamıyoruz. Çok sinir oluyoruz. Soru yerler Türkçeden anlamıyorlar. Tülay için... ablam tam patron ama. Ben öyle şey yapıyorum. Evet. Hani böyle hanım ağa derler ya. Evet, köyde ben öldü yola zaten. Yani onu yıkamayan kurşun güçlendirmiş gibi, evet, değil mi? Evet, evet. Maşallah. Yani çok şeyler çektik, yaşadık. Bu ayakımızın üstünü yine durabiliyoruz. Daha da banka borçlarını ödüyoruz. Sormasa kaç yaşındasın abla? 48. 48 yaşındasın. Evet. Kaç yaşından beri çabalıyorsun? 7 yaşından beri. 7 yaşından beridir. Evet, babam
mın denekleri vardı. 83 yaşında vefat etti. Daha da 100'ün üzerinde denekleri vardı. Peki hani böyle ya yeter dediğin bir an oldu mu? Yok. Hiç yani, olmadı değil mi? Denekten bıkmayız. Akşam ne kadar böyle ağlasan da sızlansan da sabah saat... Sabahleyin saatimiz geldi mi kalkarız, deneklerimiz bakarız. Ezan okunduğu şey, zaman. Çoğu mesela şehirde çalışan insanlar belli bir saati vardır, o saatte kalkmak zorundadır. Ama bizim bir saatimiz yok ki. İstersen 8'de kalk, istersen 9'da kalk. Hani akşamüstü de istediğin saatte bak yani. Ama sadece mesela tatili, mesela bir tatile gidemiyorsun, o sıkıntın oluyor sadece. Ama mesela geri kalan zamanlarda istediğin saatte kalk, istediğin zaman bak hayvana yani. Ne güzel. Öyle. Süt sağımlarını sabah akşam yapıyorsunuz. Makine sistemi. Makine. Sağımhanemiz var, ondan sağıyoruz. 100 hayvan sağılır, 100 hayvan mı var yok, şu an? Yok, 40 yok. 44 tane. 44 hayvanın sağımı kaç evet. saat sürüyor? Bir buçuk saat falan sürüyor herhalde. Ne güzel. Onu ben yapıyorum işte. Bunlar buzağlara bakıyorlar. Biri yiyecek veriyor. Hepimizin ayrı ayrı işi var. En kolayını seçmişsin sen yalnız ha? Yok. En kolay değil. Yiyecek en zor. Niye? Yem karmanın içini dolduruyor. He tamam o zaman. Kepçeğini katıyor, samanlığını katıyor, her şeyini katıyor. Bahçedekinden yiyeceklerini verip geliyor. O zaman Tülay abla en zorunu sana veriyor ki bir an önce koysun kaçsın diye. Yok istersi gider benim çocuğum. Bak burası i̇sterse iddialı. Gider. Annesinin kızı. Burası da diyor ki yapamadıklarını diyor. Yapamadıkları için ben yapıyorum diyor. Yapamıyoruz. Ya maşallah ne güzel işte bak. Traktörleri, kepçeleri ben kullanamadığım için. Normal traktör kullanabiliyorum da. Kepçeli traktör bu yem karmayı dökmesine şeysine Kübra yapıyor. Maşallah Kübra. Senin bu zamana kadar hani çok böyle biraz önce de aslında biz yayın öncesinde de biraz sohbet etme şansımız oldu. Tülay abla gerçekten de belki burada anlatmaya başlasa bir programda yetmez, iki programda yetmez. Başından geçen, başımızdan yani geçen. Bayağı bir böyle sıkıntılı anlar, pozisyonlar evet. olmuş ama. En böyle zorlandığın an hangi an oldu abla? Bırakıp gitti, eşim bırakıp gittikten sonra banka borçları, her şeyler evi geldi. Borçlar, icralar gelmek zorunda gelecekti. Her şey, enekler hiçbir şey kalmayacak. Hepsini de elimden satıp ödemek zorunda kaldım. Kendim satmasam, icra gelseydi temel hiçbir şey, tarlalar, her şeyler gidecekti. Hatta 15 Temmuz darbesinde temel kafayı yiyordum. Ne yapacağım ben bu borçlarda ya? 5 gün sonra. Tülay ablam yayından önce şey dedi, 15 Temmuz darbesinden 5 gün önce biz aslında darbeyi yedik darbeyi dedi. Darbeyi daha çok yedik biz. Evet, hele bir hafta öncesi, o Kadir gecesi gün ben sürgü gibi götürdüler, gittiler hastaneye. Ablam gelmiş, ablamın kızı gelmiş, onlar götürdüler gittiler. Kadir gecesi gün dahi beni komuyu soktu. Hatta burayı çalmak için kamyonları bulmuş, inekleri sarıp gideceğimmiş. Ablamın yanında beni şey diyormuş, kafayı yiyecek temelli o diyormuş. Gitti. Giderken enek çalamadı gari. Çalacak oldu kasaplar, her şeyler. Akşamdan bizi söylediler, biz yine inanmadık. Nasıl yapar? Yapamaz diye. Seni zehirliyormuş dediler, biz yine inanmadık. Ben kaç senedir hastayım zannıyorum. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Elbette ki yaşadıklarınız çok büyük sıkıntılı şeylerdi. Evet. Buna adım gibi eminim. Borç. Ama şu anda sizi izleyen, bu yaşadıklarınızı evet. görüp de sizi izleyen her kim varsa evet. size hani bilenler, yaşadıklarınızı bilenler size şu anda imrenmek dışında hiçbir herkes şey yapamazlar. Biliyor. Herkes bu köyün herkes biliyor. Çünkü senin anlattığın şu olayları bırak sıradanı ben evet. güçlüyüm diyen insanlar yaşasa çok daha evet. zor, çok daha kötü durumlara düşerler ama evet. Allah'ın da bir ben ilahi adaletine inanırım. Evet. Bu dünyada ne ektiysek onu biçeceğimize de inanırım. Evet. Haklısındır, haksızsındır, yaşadıklarınız sizi ilgilendirir. Ama yine de ben karşımda 3 tane güçlü kadın görüyorum. Maşallah evet. dediğim gibi Allah herkesin çocuğunu böyle yetiştirmeyi nasip etsin. Amin. Evet zor zamanlar yaşamışsınız ama yine maşallah, yine Allah nazardan saklasın. Bak arkamızdaki sürü çok çok da böyle hani benim diyen insanın ulaşamayacağı yerler. Evet. Koyup giden de nur içinde yatsın. Babadan da herhalde birazcık babamdan bir şeyler da var. Var. İşte.
Oradan da biraz destek var. Onun için biraz ilerlettik işte. İyi maşallah abla. Evet kızlar, şu burayla ilgili iyileştirme gibi düşünceniz var mı? Mesela hani süt ırkını değiştirmekle ilgili veya ne bileyim bulunduğunuz işletmenin, çiftliğin yapısını değiştirmekle ilgili. Fazlaştırmak istiyorlar sadece. Fazlalaştırmak. Fazlaştırmak. Bahçede var daha bızaları. Şeye, Kübra'ya verelim. Sen fazlalaştırmak istiyorsun. Annen seni buradan kovmaya çalışıyor. Zaten ben gidersem hemen satacağım diyor. O zaman gitme. Gerek yok. Gitmek istemiyorum ama okumak da istiyorum. Bulunduğum bölümü dışarıdan bitirme gibi bir durumun söz konusu yok. Değil değil mi? Yok. Ya. Ondan hem bırakmak istemiyorum. O zaman bence var ya, sen ablana güven. Tamam mı? Çünkü ablanda da sattıracak göz yok gibime geliyor. Ama o inek bakmıyor yani, koyunları istiyor. Sadece koyun bakıyor. Ya ne güzel ya. Bak iki tane kızım var. Ya bak var ya, Allah'tan başka bir şey isteme bak. Kızlarından birisi ben koyun yapacağım diyor, birisi ben inek yapacağım diyor. Evdeki tartışma konusu bu. Ya çoğu evde bu yaştaki kızlar da ben şunu giyeceğim, bunu yiyeceğim, buraya gideceğim, buraya gezeceğim tartışması varken senin evinde koyun mu bakacaksın, inek mi bakacaksın tartışması var. Ama çünkü elimizde ekonomik durumumuz da var ya, hani bunu tartışacak şey de yok zaten. Elimizde zaten 20-30 bin lira var zaten, hani oluyor, paramız oluyor. Gidip istediğimiz şeyi alabiliyoruz zaten. Ne? Hani bunu tartışacak konu yok zaten hani. Ama şöyle bir şey bak. Hani istediğimiz şeyi yapmakta serbestiz yani, onu demek ama istiyorum. Ama bu bak, ben yine hep karıştırıyorum Büşra. Şimdi Büşra'cığım şöyle bir durum var. Aslında insanlar, şehirdeki insanlar yokluktan dolayı tartışmıyorlar. Gözlerimizin doymadığından dolayı tartışıyoruz. Var. Evet. Şimdi ben bir tişört alıyorum ama ikinci bir tişört almak için tartışıyorum herkesle veya çalışıyorum, çabalıyorum. Ama sen burada bir tane koyun alıyorsun. Kimseyle kavga etmeden bu koyun ürüyor. 1-2 oluyor. Öyle 2, oluyor. 4 oluyor. 4-8 oluyor. Ama senin şehirdeki oturduğun kafede içtiğin bir kahve sadece tüketim toplumuna ait bir şey oluyor. Yani içiyorsun ve bitiyor. Sen bunun yüzden tartışmalara giriyorsun. Bu yüzden çalışıyorsun. İnsanlar bir yılda 15 gün gidebileceği, 20 gün gidebileceği tatil için çalışıyor. Evet. Artık günümüzde öyle bir hal aldı. Bugün bir haftalık tatil, Furkan sen daha iyi biliyorsun. Bir haftalık tatilin maliyeti ne şu an ülkemizde? Ortalama 10 bin lira. Şimdi bugün 10 bin lira dediğimizi, hani daha kolay hesap olsun diye söylüyorum. 12 bin liralık bir tatile gitsen her ay aylığından 1 lira bir kenara atmak zorundasın. 1000 TL bir kenara atmak zorundasın. 12 ay boyunca bir haftalık gideceğin tatili kazanabilmen için. Sen şimdi 12 bin liraya ben iki tane kız kardeşe versem sen koyun alırsın. Sen de ufaktan bir tane buzdağı alırsın. Tamam mı? Hani bu böyle yani, benim gördüğüm bu. Başka bir şey varsa siz evet, söyleyin. Başka amacımız farklı sadece. Benim zaten burada anlatmak istediğim mevzu bu. Yani ben şehirdeki insanları bu konuda şey yapmıyorum, küçümsemiyorum. Hiç kimse yanlış anlamıyor. Ben de çünkü şehirden köye dönüş yapanlardan birisiyim ama bak gerçekten de sizin ikinizin erkek versiyonu olarak düşünün beni de. Ben bu sene tatil için bir bütçe ayırmadım. Ama kendime bir şuradan bir 50 tane kurbanlık mı alsam? Onu bir ay baksam işte, onu 50'ye aldım 60'a mı satsam? Ben onun mantığını güdüyorum şu anda. Ama ben tatile gideceğim deyip de bir kenara 5 milyar 10 milyar para ayırmıyorum. He, tatile gitmek zorunda mıyım? Değilim. Çünkü kafam rahat. Huzurum yerinde. Ama şimdi de tatil için bizim köylere geliyorlar mesela. Böyle bir amaç da var. İşte o tatil için mesela böyle sessiz, sakin böyle yerlere gelmek istiyorlar. Değil mi? Adam mesela şu koyunun meleme sesi aranılan özellik. Mesela şey diyorlar artık. Tezek kokusunu özledim falan diyorlar. Değil öyle mi? Bir şeyler de var. Bir grup da var mesela. Arkadaşlarınızın duruma bakış açısı ne? Hadi sen okumuşsun, bitirmişsin de sen birazcık daha hani, ama o sen de dışarıdan bitirdiğin için arkadaşların görmedin daha değil yok, mi? Yok görmedim. Vay be işte ya, bu pandemi böyle bir şey işte. Yani okulunuz var ama hiçbir arkadaşınızı tanımıyorsunuz. Değil mi? Yani Tülay abla ya, çocuklar Allah aşkına şey yapma. Gözünü seveyim. Ne güzel bak, burada üretme sevdalısı olarak hayatlarına devam etsinler ya. 4 gün yani gitti, staj görmek için mecburiyetten.
Evet. Ağlayı ağlayı geri geldi. Yani burada inek buzağladı. Buzağıyı ben görmedim. Gece gelmeye kalktı. Gidip de alıp gelemedik. Onun için. Evet. Duru inşallah benim kızım şu anda izliyordur. Duru babacığım bak burada iki tane abla var örnek alabileceğin. Tamam mı? Bu ablalar. Büyüyünce sen de bunlar gibi olursan söz sana bir tane at, iki tane koyun, üç tane keçi, bir tane de inek alacağım. Ben kızımı artık öyle kandırıyorum yani evet. Yapacak bir şey yok. Benim kızım da sevdalı, böyle çok girişken hayvanlara, şunlara bunlara. Böyle ona da babacığım ben bugün 10 tane keçi aldım, 5 tane koyun aldım dediğinde o da seviniyor. Ama bizde evet. De annemiz var. O da işte senin şehirli versiyonu düşün ne gereği varmış çocuğun hayvanların içinde diye konuşuyor o da. Ama hep birlikte inşallah. Özel bir şey uyguladın mı bunlarda bu hayvanları sevdirebilmek için? Biz de yapalım diye söylüyorum yani yanlış anlama. Hayır. Çocuklarım çok psikolojiler bozulduğu için buzağlarla, koyunlarla uğraşırken öyle doğuttular. Çünkü bu İzmir'i gönderdiler. İyi ki de bozulmuş. Al açık ve net sana söylüyorum. İyi ki de bozulmuş. Hatta psikolojik olarak İzmir'i gönderdiler. Kübra'yı götüremedim. Psikolojik doktorunun gitmek üzere. Geceleri bas bas bağırıyordu. Babam öldürüyor beni diye. Daha çok okulu da gidemedi. Boş ver bak. Şimdi al en büyük psikolojik danışmanlığı arkasında. Evet. Gidiyor ineklerle konuşuyor mu? Konuşuyor. Bak konuşuyorsa ben konuşuyorum çünkü oyunu. Konuşuyor. Biliyorlar zaten. Vallahi aslında birazdan Furkan birazdan bir onların içine girsek de öyle bir şeyimize. İsmini söylediğimde hemen koşup geliyor. Vay 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 süper. Birazdan aslında bir 10 dakika 15 dakika olduğunda ineklerin içine de girip. Bak hemen koyunları devreye sok. Hemen soktu. Hemen koyunları devreye sok. Bu mesela Ahmet bunun ismi. Şimdi şöyle bir şey. Okan abimler, Okan Katkıcı. Buradan da ona selam olsun. Bizim İzmir Ödemiş'teki ev sahibimiz. Ondan sonra. Okan abimler Doğu Filiz'in Türkiye'deki en büyük temsilcilerinden birisi. Kendisi de. Hani hem insanlığıyla hem ticarete bakış açısıyla söylüyorum. Aslında Doğu Filiz ırkı ile ilgili senden de bildiklerini alsak güzel olur. Doğu Filiz'i tanımak istiyorum ama ben Doğu Filiz'i ürkek bir hayvan olarak yok, biliyorum. Yok ürkek değil. Tam tersine. Mesela Romano ürkektir. Ha. Doğu Filiz hiç ürkek değildir mesela. Süper. Mesela böyle tutacağın zaman hemen yanına gidip okşayıp tutuyorsun hemen. Neden Doğu Filiz peki? Niye başka bir hayvan istemedin de Doğu Filiz yaptın? Daha diğerlerinden daha iri. Daha görünüşü daha güzel, daha sütlü, daha Süt sağıyor musun hiç? Evet. Sağıyoruz. Annem hatta peynir yapıyor şeyleri. Nasıl? Peynirdeki yoğurt falan? Her şey valla. Güzel mi? Annem gülle, herkes çok deli oluyorlar. Bütün. Süper valla. Yapıyoruz. Kaç tane sağılırımız var burada? Bir tane. Bir tane yetiyor. Bir tane. Ne kadar süt alıyorsun bir taneden? Söylemesem. Tamam söyleme. Nazardan korkuyoruz evet. Değil mi? O zaman bir dakika şimdi yanımızda bir ilahiyatçı var. Evet. Nazarla ilgili bildiğin duayı et. Anne ettim de söylesin ondan sonra. Söylemiyorum söyleme. Söyleme tamam. İyi ama maşallah diyelim. Evet güzel. Oyunum güzel. Sütteki yağ oranını şu yüzden sordum. Hani biz daha önceden lakum programı yaptık. İvesi programı yaptık. Asaf programı yaptık. İvesi demeyeyim özür dilerim. Asaf ve lakum programlarını yaptığımızda Lakun'un yoğurdunun çok güzel olduğunu biliyorum. Fatih Sonuvar abime de selam olsun Konya'dan. Hatta biz onunla çok güzel şovlar da yaptık. Hani yoğurdu ters çevirip yoğurdun düşmediğini. Evet. Hani o şeylerini de biz öyle. Yaptık. Ama Doğu Filiz'le ilgili aynı. Özellikle de ülkemizde Doğu Filiz yapanların birçoğu damızlık işletmesi olduğundan dolayı evet. Sütüyle çok fazla ilgilenmiyorlar. Yani genelde onlar doğurtup satmaktan yanalar. Yok. Biz ama senin gibi bir Doğu Filiz'in sütünü hatta sütçü bir anneden bu cümleleri duymak güzel evet. Bir şey. Çok güzel oluyor. Hatta şurada bak geliyor Doğu Filiz şu anda. Bozulacak. Bu gebe mi? Evet. Şimdi burada kaç tane gebe Doğu Filiz'imiz var? Bir tane var. Bir gebe bir doğurmuş mu var? Kayro var. Gebe o doğuracak. Koçumuz Doğu Filiz. Evet. Maşallah çok güzel. Doğu fabrika Filiz. Yemi kullanıyor musunuz hayvanlarınızda? Süt anlamadım. Yemi, fabrika yemi. Fabrikaya mı kullanıyoruz? Kullanıyoruz da arpa ezmesi, dar ezmesi, buzağı yemi, öyle kullanıyoruz. Bu koyunlarda da yine aynısı. Evet, aynı. Koyunlarla ilgili fikirlerin veya şeyin ne? Hedefin ne, amacın ne?
Çoğaldamıyoruz işte. Kışın doğuracaktı bir tanesi. O da içinde ölmüş. Çok nazik. Ondan da biraz girelim. Çok. Nazik. Mikrofon alalım. Böyle sakız gibi şey ırklar mesela çabuk çoğalıyor. Şey oluyor da bunlar çok nazik oluyor. Mesela gattar oluyor diğerleri ama bunlar gattar olmuyor. Bayağı bir ilgi istiyor üstünde. Sabahtan akşama kadar ilgi istiyor. Birden hani sancı tutuyor falan karnı. Ona mesela müdahale etmek gerekiyor. Meraya çıkartıyor musun bunları? Ne çıkartıyorum mesela. Gezip geliyorlar işte. Kendileri mesela gezip Mera'daki geliyor. Mera'daki gezme yani daha doğrusu Mera'dan yararlanma kabiliyeti nasıl? Mesela dün bir arkadaşla yaylımı konuştuk. Yaylımı seviyorlar mı? Mesela bunlar mesela dağda yeğilmezmiş mesela. Mesela tarlada böyle uzun otları yermiş sadece hani. Hı hı. Böyle damakları şey olurmuş. Senin gezdiğin olurmuş. Yerlerdeki ot durumu nasıl? Şey karamba var zaten yerlerde. Hı hı. Onları yiyorlar. Yani sen aslında yapay bir merada gezdiriyorsun mu diye. Yani ektiğiniz ekin üzerinde. Otlar da var mesela. Ekin üzerinde gezdiriyorsun evet, sen. Yoksa bir doğal merada gezdirmiyorsun yok, yani yok, değil mi? Yok yok hayır. Veya da gezdirdiğinde sadece streslerini atsınlar, ayakları açılsın evet, diye. Bir iki saat belki. Yani doyma içgüdüsüyle değil istedikleri de. İstedikleri kadar gidip kendileri geri geliyor zaten. Hani şeyliler. Geri kaçıp geliyor. Geri geliyorlar kendileri. Çok güzel. Sıcakla problem yaşıyor musunuz burada? İşte bir de renkleri siyah ya. O yüzden sıkıntı çıkıyor. Hemen şey tüyünü falan kestirmek gerekiyor. Evet. Öyle oluyor. Çok çok güzel. Yani dün 3 defa tüyünü kırdırıyoruz biz bunu. Yine de büyüyor. Yine de büyüyor. Ya koyunla niye uğraşıyorsunuz ya? Ne güzel şurada buzağı yapmak var ki yani. Exit lazım. Diyor musun bu cümleyi? He? Niye? Benim küçük... Mikrofonu alalım. Ben seni konuşturmaya çalışıyorum bu arada, haberin olsun. Koyunları hiç sevmiyorum ki. Hiç sevmiyorum. Seviyor. Bir çocuklarını seviyorum sadece. Kuzuları ha? Aslında şu sizin... şeylerinizi de merak ediyorum. Furkan da eğer hazırlanabilirse bir ineklerin içine girelim Furkan. Hem orada nelerle ilgili şeyler yapıyoruz onları görüntüleyelim. Hem de Kübra'nın hünerlerini merak ediyorum. Traktör üzerine yaptığı hünerleri onları da bir görüntüleyelim. Tülay ablanın kızları Büşra ve Kübra'nın kendini rahat hissetmeleri kadar doğal bir şey yok. Çünkü bizim ülkemizde her zaman söylüyorum çocuklarımızın en rahat gelişebileceği yer çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan aile işletmelerindeki yerleri bana göre. Tabii bu insanlara göre değişir. Şimdi Kübra ile Büşra'nın hayvanlarla olan ilişkilerinden de birkaç kareyi size göstermek için ahıra doğru hareket edelim. Bir yandan da hem büyük baştaki hayvanlarla olan ilişkilerini göstereceğiz. Hem de Kübra'nın iş makineleriyle olan durumunu, alakasını göstereceğiz. Evet Büşra, burası senin ilgi alanın değil değil mi? Değil. Süper. Biz girebilir miyiz buraya? Girin şey yapmazlar. Da bu kapıyı açayım ben. Sen şey, sana da. Bu bir şey olur şimdi. Yok hiçbir şey olmaz. Kimin ilgi alanındaysak bu mikrofon onda. Allah bıçak getir. Onu oradan sökmek çok zor. Buradan kapıdan geçelim. Ha oradan geçelim. Tamam çözme. Buradan geçelim. Evet burası Kübra'nın... Kübra'nın oyun alanı diyelim. Kübra yeni mi bu doğum? Güneş'in kardeşi o. Güneş'in kardeşi. Dün akşam doğdu daha. Maşallah. Dişi mi erkek mi? Erkek. Oo, tosun geliyor desene. Şey mi? Suni tohumlama yapıyorsunuz değil mi? Hı hı. Oh ne güzel. Anne de simental mi? Annesi aynı kendi. Bak geliyor. Maşallah. Annesindeki maşallah meme sağacak mısınız siz onu? Ne yapacaksınız şimdi? Savulmadı daha bu dünden beri hiç savulmadı. Savulacak şimdi. Hmm. Var mı burada özel ilgi gösterdiğin hayvanlar? Var. Güneş. 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 Güneş gel. Ah Güneş.
O güneş mi? Güneş bu. Güneş bizden de çekilmiş olabilir. Çikolata yemeyi çok seviyor. Bunların hepsi sizin kendine doğan hayvanlarınız mı? Hepsi birbiriyle akraba. He. Hepsi mutlaka bir anneden bağlantıları var. Süper. Baba vefat ettikten sonra onlardan da. He. Kübra'ya hediye. İşte öyle bir ortam var ki burada. Dede torununa inek hediye ediyor. Bundan daha güzel bir hediye olmayacağına eminim. Kaç yıldır bu hayvanlar şimdi? 2016'dan beri toparlanan hayvanlar mı bunlar? 2016 zaten hepsi bitti sayılır. Sonra. Sattık, borçlar ödedik, devamlı. Bütün borçlar ödedim. Daha da sürüyor borçları Bangla'da. Onlar işte buzağlar doğdu. Buzağlardan ürederek, çocuklar çalışarak. Maşallah. Biz ürettik işte. Maşallah bak. Yarısı babamın oradan getirdik. Biz ürettik diyebilmek her yiğide nasip olmaz. Evet. Ama bu yiğit bir kadınsa da Allah senden razı olsun. Bu ülke için ne güzel işler yapmışsın. Bir de senin şu iş makinelerinle ilgili olan bölümüne geçelim. Çünkü Kübra değil mi? Evet, evet Kübra. Kübra yayının başından beridir ben konuşamam, ben konuşmayacağım, ben bir şey yapmayacağım diyor. Bari hiç olmazsa Kübra'yı konuşturmayalım da iş işletelim diye düşündüm ben de. Evet. Şimdi iş makinelerinin yanına geçelim. Kepçeyi de kullanabilir Kübra. Hadi bakalım. Bugün Kübra'nın yanındaki iş arkadaşı, sohbet arkadaşı biziz. Tabii Kübra sohbet etmeyi çok seviyor ama. Ver mikrofonu Kübra, sen bana bakalım. Ne zamandır kullanıyorsun bu iş makinesini? Hacı tam motorun üstünde oturabilirsin aslında sen. Babam gittiğinden beri kullanıyor. Yani 6 yıl mı oldu? Ondan önce de kullanıyordum. Zaten hiçbir şey yapmıyordu ki. Süper. Sen bence iyi oraya çık. Alıyor, biz gideceğiz ya. Geri gideceğiz. Ha, tamam o zaman. Evet. Ben sana engel olmuyorum değil mi? Kullanmayı bilmeyenler için söylüyorum. Şu anda arkada bir römork tarzı bir şey kullanması en zor olan şeylerden birisi. Çünkü sağa çevirdiğinde arkası sola, sola çevirdiğinde arkası sağa gider. Ama maşallah Kübra bunun da üstesinden geliyor. Kübra araba kullanmayı biliyor musun? Evet, ehliyetim var. Ehliyetim var, maşallah. Traktör yerine bir böyle modelli bir arabayı kullanmayı ister miydin? İsterdim de daha borçlarımız bitmediği için alamıyoruz. Ne güzel işte. Şimdi böyle traktörle devam eden, 2 gün sonra inşallah sana daha modelli arabalar nasip eder Allah. İnşallah. Şimdiki işlem ne? Ne yapacağız? Yem karmayı. Arkada yem karma var. Yem karmayı saman katacağız. Tamam. Al. Kepçenin işi var şimdi. Maşallah. Kepçe arkada bir yandan da kürüyorlar herhalde değil mi? Damı kürüyorlar. Ha, evet ondan. Onu sonra katacağız artık. Tamam. Burada, burası da sizin mi? Değil. Buraya kadar herkes gelir de buradan sonrasını geri kimse gidemez kolay kolay. Allah. Evet, bugün Tülay ablamla kızları Kübra ve Büşra'nın konuğuyduk. Dediğim gibi aslında biz büyükbaş hayvan çekmiyoruz ama bizim bugünkü konumuz, ana temamız kadınların gücüydü. Hatta bir kadın değil, 3 tane kadının gücüydü. Hatta kadın kelimesine belki kızan insanlar vardır, bayanların gücü diyelim biz buna. Kendi adıma gayet verimli bir program olduğunu düşünüyorum. Çünkü yine dediğim gibi biz burada
hani hayvan ırkları ile ilgili bilgileri vermek tabii ki de istiyoruz ama bence örnek almamız gereken bir aile işletmesindeydik. Bayanların işletmesindeydik. Programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Tülay ablacığım, bizi konuk ettiniz. Teşekkür ederiz. Biz de teşekkür Hikayenizi ederiz. dinledik. Evet. İnsanlara bir nebze de olsa hikayenizi anlatmaya Evet. çalıştık. Son cümlelerini alalım. Yavaş yavaş da kapanışa geçeceğiz. Son cümlelerimiz sizin için sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Bizi de mutlu ettiniz bugün. Misafirimiz oldunuz. Ne mutlu bize. Sizi mutlu Evet. edebildiysek, senin gibi bir kadını, bayanı Evet. güldürebildiysek Evet. ne mutlu bize. Allah senden razı olsun. Yine söylüyorum, iki tane pırıl pırıl bir genç kız kardeşimizi yetiştirmişsin. Bütün Evet. zorluklara rağmen, yaşadığın bütün Evet. sıkıntılara rağmen arkanda ordu var. Öyle söyleyeyim sana. Evet. Allah da inşallah ayağınıza taş değdirmesin. Amin. Sonuna kadar da, hayatının sonuna kadar da Allah sana bugüne kadar yaşamadığın bütün mutlulukları yaşatmayı nasip etsin. Amin. Şimdi mikrofonu Büşra'ya verelim. Büşra'cığım, tekrar tebrik ederim. Sağ olun. İlahiyat Fakültesinden sonra bu hayvancılıkla bu kadar ilgilenmen, içli dışlı olman benim için umut verici. Benim için değil, sadece izleyenler için de bir o kadar umut verici olduğunu düşünüyorum. Senin de bir son cümlelerini alalım. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Son cümlem, kadınlar bir yere hani bağımlı olmak yerine kendi ayakları üzerinde durup kendi güçleriyle bir şeyler başarmayı denesinler. Çok teşekkür ederiz. Allah Evet. senden de razı olsun. Umarım hayatında, bundan sonraki yaşantında da bu üretim bu kadar böyle mutlu, mesut bir şekilde hayatında üretimsiz olmayan bir hayat. Daha doğrusu üretimle beraber hayatında daha da neşelenir, daha da bereketlenir inşallah. Evet, konuşmayı sevmeyen Kübra'dayız. Kübra ben konuşmam işimi yaparım tarzında yaşıyor hayatı. Kübra'cığım, senin de son cümlelerini alalım. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. İnşallah inekçiliği Buradan da Tülay yengeme son mesajı. Türk halkına değil, Tülay yengemeydi son mesajı. Çok çok teşekkür ederiz. Sizin gibi pırıl pırıl iki tane genç kız kardeşimizi, üretme sevdalısı genç kız kardeşimizi burada konuk ettik, programımıza konuk aldık. İnşallah daha güzel, daha mutlu yarınlar için bizim de üzerimize düşen bir görevimiz varsa her zaman kapımız açık. Ne zaman isterseniz de elimizden geleni, yardımını yapmaya çalışırız. Aslında son sözü burada, bizi burada ağırlayan Okan abim de, Okan Katkıcı abim de burada. Abi bir iki dakika gel, senden de bir son sözlerinizi alalım. Okan abim bugün tamamen üretim sevdalısı bayanları bizimle tanıştırdığın için çok teşekkür ederiz abi. Allah razı olsun. Ekran başındaki tüm izleyici arkadaşlarıma, abilerime, ablalarıma hepsine hayırlı günler dileyerekten başlıyorum. İzmir'in incisi Ödemiş'in gözbebeği dediğimiz Küçük Avulcuk Mahallesi'nde Töley ablam, Büşra kardeşim, Kübra kardeşim bugün Türkiye'deki kadının gücünü gösteriyorlar burada. Üretimde olsun, işte traktör kullanmada olsun. Yani bizim Avrupa'da görmeye alışık olduğumuz şeyleri aslında Türk kadınları bunları yapıyor. Benim buradan isteğim tek şey, yetkililerimiz, devlet büyüklerimiz bu gibi bayan üretici ailelere daha çok destek ve özen göstermeleri gerektiğini söylüyorum. Ve şunu da direkt söylüyorum, yani benim de bir kız kardeşim var. Evlendiğinde dedim ki enişteye, kardeşime ehliyet al, araba sürmesini öğrensin. Dedim ki kardeşime oku dedim, okutturdum. Şu an bir iş yeri sahibi oldu kendisi. Ömrümün sonuna kadar onu destekleyeceğim. Çünkü bu memlekette analarımız, eşlerimiz, kardeşlerimiz olmadığı sürece, bayanlar olmadığı sürece biz erkek toplumu olarak fazla bir şey yapamayız. Kadına değer gösteren bir ülke olmalıyız ki bugün üretimde de varlar. Sadece evde yemek yapmak için değil, çamaşır yıkamak için değil. Çok güzel abi, evet. Türkiye'de her sahada çalışan bayan üreticilerin gücünü sizler sayesinde bu şekilde tanıtmış oluyoruz. Kendileri de idealist çocuklar. Tülay ablam da onlara çok destek veriyor. Ben de onlara daha önce tanıştığımda çok mutlu olmuştum. Kübra kardeşim küçükbaş hayvancılık yapıyor. Bizi o etkilemiş zaten. Tanıştığımızda Tülay ablam, Kübra kardeşim, Büşra üretim yapıyorlar, ekiyorlar, biçiyorlar. Çok güzel bir örnek aileler. İnşallah Türkiye'de bu gibi aileler çoğalır. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Bunu ekranlara taşıdığın için de çok teşekkür ederim kardeşim. Okan abimi zaten sosyal medya aracılığıyla tanıyan insanlar çoğunluktadır.
Okan abim de bir bayrak sevdalısıdır. Estağfurullah. Hepimizin olduğu gibi, hepimizin en az hepimiz kadar bayrak sevdalısıdır. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Üreten bir Türkiye. Evet. Güçlü bir Türkiye, kazanan bir Türkiye ve işte hem burada bir anamız var hem ana adaylarımız var. Böyle bayanlarla beraber, böyle kadınlarla beraber inşallah çok daha güzel günler bizi bekler. Kısacası abi, üretmek, var olmak, bağımsız olmak demek. Kesinlikle. Ev sahipliğin için de çok teşekkür ederiz. Yine Okan abim de inşallah ilerleyen haftaki programlarda da konuk edeceğiz. Onunla da uzun söyleşilerimiz olacak. Türkiye'nin neresinde olursa olsun bu ülke için, bu vatan için taş üstüne taş koyandan Allah razı olsun. Bir sonraki Şehirli Çoban programında görüşmek üzere.